Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi külliyesinde kabul ediyor. Şimdi bir görüşme gerçekleştirecekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Saatler 16.30'u gösterdiğinde görüşme başladı. Hemen son durum nedir? Bir başkente tekrar gidiyoruz. Mustafa Pala bizleri karşılıyor. Mustafa, neler aktarırsın görüşmenin detaylarına ilişkin? Evet, yarım saati geride bıraktık. Sürpriz bir görüşme. Cumhur İttifakı açısından oldukça önemli. Gözler Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Tabii bu kritik görüşme 14 Mayıs seçimleri ilişkin 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın izleyeceği yol haritası adına önemli bir görüşme. Tabii Ankara'daki yoğun siyasi trafiğin gölgesinde gerçekleşti. Hem mecliste Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti hem de Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı ve Ankara'daki diğer görüşmeler ve aynı zamanda YSK'ya yapılan Cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları gölgesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saatler 16.30'u gösterdiğinde başladı bu görüşme. Yarım saati geride bıraktık. Gündemde 2023 seçimleri ve 14 Mayıs'a giden süreçte hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin izleyeceği yol haritası, listelerin hazırlanması, adaylık süreçleri ve Cumhur İttifakı'nın seçim vizyonu, seçimde izleyeceği tüm ortaya koyacağı projeler, planlar, programlar, tüm ayrıntılar ile birlikte Erdoğan Bahçeli görüşmesinde masaya yatırılıyor. Elbette 2023 seçimlerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ülkedeki iç siyasetteki son durum, terörle mücadele, dış politika ve Türkiye'nin İsveç'e kararı ve Finlandiya'ya, NATO'ya yeşil ışık yakması, tüm bu konu başlıkları da muhakkak Erdoğan Bahçeli görüşmesinde değerlendiriliyor. Ama bugünkü kritik görüşmenin en önemli gündem maddesi 14 Mayıs seçimleri olacaktır ve şu an için kritik görüşme Beştepe'de devam ediyor ve görüşmenin ardından hem MHP'den hem de Cumhurbaşkanlığından bir açıklama olacak mı, onu da görmüş olacağız diyelim ve sözü size bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.